Şu an sesim geliyor mu? Çok önemli açıklamalar. Şu an sesim geliyor mu? Şu an sesim geliyor mu? Geliyor. Bilal Beşli, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 12 polis memuru na görevden aldırdığını iddia ediyorsun. Ama gelen karardan senin hakkında açılan dava kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geldi. Bilal Beşli. Sen kendini ne zannediyorsun? Peki Hoca'nlar, Bilal Beşli, Zeliha Nur Beşli. Emniyet mensubundan 12 kişiyi, 12 tane memur görevliyi emniyet teşkilatına görevden aldırdığını iddia ediyorsun. Değil mi? Bunlar da burada. Kovuşturmaya yer olmadığına dair. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, birinci asliye, ikinci asliye, dördüncü asliye, beşinci asliye. Hepsi buradan Sibel Baysal, şahsım adına konuşuyorum. Dosyaların asılsız olarak birleştirilmesini talep ettim. Seni dün Devze Adliyesi'ne çağırdılar. Hem hukuk hem de ceza olan adliyeye. Bilal Beşli. O memurlar senden şikayetçi. Emniyet teşkilatına, 12 tane emniyet teşkilatına kağıtta yazıyor, evrakta yazıyor. Buna ne diyeceksin? Ben her zaman söylüyorum. 12 emniyet teşkilatımıza yapmış olduğun, iftira attığın evraklar bende bugün geldi bana. Buna ne diyeceksin Bilal Beşli? Peki Hojenler? Ne diyeceksin? Sen neyin peşindesin? He? Ben hakime, savcıya küfür mü ettim? Hakaret mi ettim? Onu da avukatım aracılığıyla gönderdim. Kafana göre insanları dolandırıyorsun. Yalan beyan dalaveri olarak da alıntı olarak da işte orada öyle yazıp çiziyorsun. Ulan bana bak. Obezite burada orada Orta Doğu Hastanesi'nde üzerine kayıtlı mal varlığı yok diyorsun. Ondan da onun bunun evini, barkını, arabasını almaya çalışıyorsun. Nitelikli dolandırıcılık. Sen buraya geldiğinde Ankara'ya Orta Doğu Hastanesi'nde olmuşsun ameliyatı. Obezite olarak. Tamam mı? Aracı olan da Yeliz. Ha, Yeliz şöyle. Yeliz'in bir suçu yok. Yeliz hanımefendi kalkmış doktoru ayarlamış sana. Madem kozmetik firmasında çalışıyordun da neden muhtarlıktan fakirlik il muhabiri almasın
Onlar da var bende. Ankara'ya geldiğinde Orta Doğu Hastanesi'nde obezite ameliyatı olduğunda sosyal medya üzerinden valilik izni olmadan Ferdi Er Instagram hesabından para topladım. O IBAN'ı sahtekarlık olaraktan paylaşıp sonrasında kaldırdı. O da orada ortaya çıktı. Bilirkişi raporlarıyla. Daha sen neyin peşindesin? He? Ev sana ait değilmiş. Muhtarlıktan fakirlik kağıdı alıyorsun. O da burada. Doktorun adı da burada. Burada Ankara'da obezite olan bana bak. Psikiyatri, psikolog, sosyolog bu tür şeylere bakmaz. Yardım. Adli yardım talebinde bulunuyorsun. Keyfi ameliyat mı? Bu keyfi ameliyat. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ona buna. Yok. Haciz. Yok. Tazminat. Yok. Hakaret. Yok. Tazminat bilmem ne. Sen neyin peşindesin lan? Neyin peşindesin? Evrakların hepsi bende. Bende. Bak, nereden biliyorum senin? Hangi hastanede? Neyin? Secerin bende. Evraklarda. Tamam mı? Buradan sadece Filiz Öçevik hanımefendiye sesleniyorum. Buna sana 60.000 TL mi koydurdu haciz? Ha? Beni ara. Şimdi arama beni. Sahtekar. Hadi Yeliz'e mide ameliyatı yaramış. Sana yaramamış. Çünkü sen dolandırıcısın. Bilal Beşli, Fethi Özenler. Hangi hakim, hangi savcı adını soyadını bir anda değiştirdiyse hakkım olan Anayasa Mahkemesi'ne, en üst mahkemeye avukatım aracılığıyla ve bizzat şahsım olaraktan başvuracağım. İsim tahsisi olur. Soyad tahsisi olur. Ama sen burada adalete kandırıyorsun. Bilal Beşli Fethi Hojenler. Muhtarlıktan gelen kağıdın da burada bende. Her şeyim bende. Neyin peşindesin sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir tek senin bacın Zeliha Nur Beşli mi var? Onu kullanıyorsun her defasında. Herkese karşı. Gerek adalet, gerek çubuk, gerek dolandırdığı şahıslara karşı. Bir gün demiştim, ihaleyi topluyorum. Ama ihale bana böyle geldi. Böyle geldi bana. Tamam mı Bilal? Hadi bakalım.